Evet sevgili gençler, Canan Hoca ben. Yine bir videoda daha birlikteyiz. 11. sınıf İnsan Fizyolojisi ünitesi devam. Bugün anlatacağımız konu destek ve hareket sistemi. Destek ve hareket sistemi deyince ne düşüneceğiz? İskelet ve kas sistemimiz tabii ki aklımıza gelecek arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Öncelikle destek ve hareket sistemi, destek iskelet sistemi. Öncelikle kemik doku, kıkırdak doku, kas ve bağ dokudan oluşur. Bu sistemin öncelikli görevi hareketi sağlama, organizmaya destek olma, vücudun ihtiyacı olan mineralleri depolama, iç organlara ve kaslara bağlanma yüzeyi sağlama, kafatası kemiklerinde olduğu gibi, kaburgalarda olduğu gibi iç organları koruma, vücuda biçim verme, kan hücrelerini üretme, kırmızı ilikten dolayı ve hareketi sağlama gibi tabii ki çok önemli görevleri var. Öncelikle şimdi arkadaşlar iskelet sistemiyle başlayalım. Sonra kas sistemini anlatalım. Evet, demin de söylediğim gibi iskelet sistemi vücuda şekil verir, iç organlara tutunma yüzeyi oluşturur, iç organlarımızı korur, kafatası, kaburgalarımız gibi mineral deposudur. Fosfor ve kalsiyum açısından mineral deposudur özellikle arkadaşlar. Bunun dışında kırmızı iliği içerdiği için kemiklerimiz kan yapar. Bunu da söyleyeyim. Şimdi iskelet sistemini oluşturan dokulardan ilki kemik dokudur. Şimdi size kemik dokuyu anlatacağım. Kemik doku hücrelerine osteosit denir. Ara maddeye ise osein denir arkadaşlar. Ve osteositler yani kemik hücreleri lakün denen boşluklar içerisinde bulunur ve birbirleriyle bağlantı kurar. Oseinin yapısında ne vardır? Osein biliyorsunuz ara madde. Biraz önce de söyledik. Kemik dokunun ara maddesidir. Osein vücudumuzdaki en sert ara maddedir ve kemik doku da vücudumuzdaki zaten en sert dokudur biliyorsunuz. Su oranı çok azdır. Yaklaşık olarak %25 oranında su içerir. Mineral tuzlar açısından son derece zengindir. Yaklaşık %65'ini arkadaşlar inorganik tuzlar oluşturur. Kalsiyum, fosfor tuzları, florür, magnezyum, demir tuzları bunlar çok fazla miktarda bulunur ama kemik dokuda en çok bulunacak olan tuzlar öncelikle kalsiyum ve fosfor tuzlarıdır arkadaşlar. Bunun dışında geriye kalan kısım organik kısımdan oluşur. Yani kollajen lifler içerir yani proteinden oluşan kısmını oluşturur geriye kalanını. Şimdi yaşlandıkça arkadaşlar İnorganik tuzların oranı daha da çok artar ve kemiğin su oranı azalır. Bu yüzden tabii ki kemikler daha kırılgan hale gelir. Fakat bebeklerde, çocuklarda kolajen lifler daha fazladır. İnorganik maddeler azdır, su daha fazladır. Dolayısıyla daha esnek yapıya sahiptir gençlerin kemikleri yaşlılara göre. Biz öncelikle arkadaşlar kemik dokuyu iki kısımda inceleriz. Şöyle anlatayım. Biz kemikleri yapısına göre ve şekline göre ayırıyoruz. Yapısına göre kemikler ve şekillerine göre kemikler. Yapısına göre kemikler 1. süngerimsi kemik 2. sıkı kemik ya da sert kemik. Şekillerine göre kemikler ise arkadaşlar kısa kemikler, uzun kemikler, yassı kemikler ve düzensiz şekilli kemikler olmak üzere dört kısımda incelenir arkadaşlar. Evet, şimdi biz bunları anlatalım. Süngerimsi kemik nedir? Öncelikle süngerimsi kemiği size anlatalım. Süngerimsi kemik adından da anlaşılacağı üzere aralarında boşluklar bulunan, gözenekli bir görünümü olan ve içerisinde kırmızı ilik taşıyan bir kemiktir. Yani içerisinde bol miktarda kırmızı ilik içerdiği için ve kırmızı ilikte kan hücreleri üretilir. O yüzden son derece önemlidir arkadaşlar. Peki süngerimsi kemik içerisinde bulunan kırmızı ilik kan yapımında görev aldığına göre acaba bu süngerimsi kemik hangi kemiklerde bulunmaktadır? Bunu size anlatayım. Öncelikle süngerimsi kemiğin bulunduğu yerler arkadaşlar şimdi şöyle bir uzun kemik çizersem bu uzun kemiğin şu baş kısımlarında arkadaşlar süngerimsi kemiği görüyoruz. Bakın buralarda süngerimsi kemik bulunur. Şu kısımlar süngerimsi kemik içerir. Ya da kısa kemiklerin ya da yassı kemiklerin arkadaşlar iç kısımlarında
sünger kemik bulunur. Yani uzun kemiklerin baş kısımlarında, uç kısımlarında, kısa ve yassı kemiklerin iç kısımlarında süngerimsi kemik bulunur. Özellikle kaburgalarımız yassı kemiklere öncelikle örnek verilmesi gereken kemiklerdir. Ve içerisindeki süngerimsi kemikten dolayı kan yapımında çok etkisi olan kemiklerimizdir. Evet, nerede bulunduğunu söyledik arkadaşlar. Burada beslenme buradaki kılcal damarlardan, çünkü içerisinde zaten kırmızılık var ve kan damarları var ve buradan ne yapar? Kemik hücreleri, osteositler beslenmesini gerçekleştirir. Sıkı kemik dokuya geldiğimizde yapısı çok farklıdır süngerimsi kemikle karşılaştırıldığında. Yapı daha sert, hücreler ara madde çok sert olduğu için hücreler arasında difüzyon imkanı ortadan kalkmış. Çok yoğun kalsiyum ve fosfat birikimi var. Dolayısıyla arkadaşlar yapı olarak süngerimsi kemikle karşılaştırdığımızda son derece sert bir yapısı vardır. Peki nerelerde bulunur diyecekseniz sıkı kemik, onu da hemen size yine burada çizerek anlatalım. Burada şöyle bir uzun kemik çizdik. Biraz önce anlatmıştım. Uzun kemik, burada süngerimsi kemik var demiştim arkadaşlar. Şu kısımlar süngerimsi kemikti. Bu bizim gövde kısmı dediğimiz uzun kemiklerin şu gövde kısmında sıkı kemik bulunur. Peki kısa ve yassı kemiklerinde dış kısımlarında sıkı kemik bulunur. Demek ki uzun kemiklerin gövde kısımlarında ve kısa ve yassı kemiklerinde dış kısımlarında sıkı kemik bulunur arkadaşlar. Sıkı kemik tabii ki kanallar içerir. Sıkı kemik hücrelerinin beslenmesi kanallar aracılığıyla olur. Sıkı kemikte, sıkı kemik dokuda Havers sistemi dediğimiz bir sistem bulunur. Havers sistemi nedir? Bir uzun kemikten boyuna kesit alırsak uzun kemiklerde şöyle bir kemik iliği kanalı vardır. Ve bu kemik iliği kanalına paralel kanallar vardır arkadaşlar. Evet, bu kemik iliği kanalına, boyuna paralel kanallara Havers kanalları denir. Havers kanalları. Ve bu kanalları enine bağlayan, şunlar enine Havers kanallarını bağlayan kanallardır. Şurası dediğim gibi kemik iliği kanalıdır. Onu da yazalım. Kemik iliği kanalını görüyorsunuz burada. Peki şimdi şu enine kanallara ne diyoruz? Bu enine kanallar Volkmann kanallarıdır arkadaşlar. Yani Havers kanallarını enine bağlayan kanallara da Volkmann kanalları denir. Gerek Havers kanalları gerekse Volkmann kanalları içerisinde şöyle kırmızıyla gösterelim. Kılcal damarlar, sinirler ve lenf damarları bulunur arkadaşlar. İşte bu şekilde bu kanalların içerisinde kılcal damarlar ve sinirler yerleşmiştir. Şurada osteosit dediğimiz kemik hücreleri vardır. Şu şekilde uzantılar yapar, dallanmalarla birbirleriyle bağlantı yapar kemik hücreleri. Burada da yine bir kemik hücresi, osteosit çiziyorum. Evet, bunun bulunduğu boşluğa lakün denir. Biraz önce söylemiştim. Evet, yine bir burada size osteosit çizmek istiyorum. Evet. Şimdi bu kemik hücreleri arkadaşlar, osteositler, burada da yazalım ismini. Bu osteositlerin beslenmesi Havers sistemi içerisindeki kılcal damarlardan olmaktadır. Oksijen ihtiyacını, besin ihtiyacını Havers ve Volkmann kanallarından karşılar. Aynı zamanda metabolik artıklarını, karbondioksit gibi, amonyak gibi yine bu Havers sistemi içerisindeki kanallara vererek bunlardan uzaklaşır arkadaşlar. Şimdi kitabımıza tekrar gelelim. Havers kanalları ve Volkmann kanallarını gördük. Bu da şurada arkadaşlar, bakın demin de ifade ettiğim gibi boyuna kesitte şu kanallar, boyuna kanallar, şu kanallar enine kanallar. Bakın enine kanallar Volkmann kanalları, boyuna kanallar ise Havers kanalları. İçerisinde de gördüğünüz gibi çocuklar kılcal damarlar ve sinirlerin bulunduğunu görüyoruz. Şimdi bu boyuna kesit, enine kesitte ise şu şekilde osteon yapısını görüyoruz. Yani şöyle anlatayım size, şu bir Havers kanalı, boyuna kesit, bakın bir Havers kanalı. Havers kanalından bakın gördüğünüz gibi içerisinden kılcal damarlar ve sinirler çıkıyor. Boyuna kesitte şöyle arkadaşlar, şöyle üstten bakacak olursak daha net anlamanız için buraya çizmek istiyorum. Bakın şöyle anlatayım size. Şurası üstten baktığımızda Havers kanalı. Bunun etrafında osteositler bu şekilde halkasal olarak dizilmiş.
Böyle Walkman kanalları, enine kanallar. Evet, bu şekilde dizilmiş. İşte biz Havers kanalının etrafında bu şekilde halkasal olarak dizilmiş birime osteom diyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi demek ki sıkı kemiklerde arkadaşlar beslenme Havers sistemiyle sağlanmaktadır. Fakat süngerimsi kemikte Havers sistemi bulunmaz. Onlar zaten biliyorsunuz boşluklarında kırmızı ilik taşıyorlardı. Direkt oralarda kılcal damarlar vardı ve oradan beslenmesini sağlıyordu. Şimdi şekillerine göre kemikleri biz uzun kemikler, kısa kemikler, yassı kemikler ve düzensiz şekilli kemikler olarak ifade ediyoruz arkadaşlar. Öncelikle uzun kemikler boyu eninden uzun olan kemiklerdir. Mesela kolumuzdaki pazı kemiği, bacaklarımızdaki uyluk kemiği uzun kemikler örnektir. Bakın burada şekil üzerinde konuşacak olursak arkadaşlar, şurası bir uzun kemiktir burada gördüğünüz kemik. Burada uç kısımda bakın şurada gördüğünüz kısım süngerimsi kemik, biraz önce de ifade etmiştim. Şu gövde kısmında bakın şurası sıkı kemik. Burada bir kemik iliği var. Bu kemik iliğinin içerisinde kemik iliği kanalının içerisinde sarı ilik bulunur çocuklar. Fakat süngerimsi kemik gözeneklerinde kırmızı ilik vardı ve kan yapıyordu. Uzun kemiklerdeki kemik iliğinin içerisinde sarı kemik iliği bulunur. Yalnız bütün sıkı kemiklerde kemik iliği, sarı kemik iliği bulunmaz. Sadece uzun kemiklerde kemik kanalı vardır ve o kemik kanalı içerisinde sadece uzun kemiklerde sarı iliğe rastlarız arkadaşlar. Yine uzun kemiklerin uç kısımlarında kıkırdak vardır. Bu kıkırdak eklem yerlerinde özellikle kemiklerin birbirine değdiği yerlerde aşınmayı engeller. Yani kemiklerin zarar görmesini engeller. Ve tüm kemiklerin sadece uzun kemiklerin değil tüm kemiklerin hepsinin üzerinde periost denen bir kemik zarı vardır arkadaşlar. Periostun 3 tane görevi vardır. Periostun 3 tane görevi vardır. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bakın burada periyost kılcal damar içerir. Bu yüzden kemiğin beslenmesini sağlar. Bunun dışında arkadaşlar şuraya da not alalım. Periyostun görevleri kemiğin beslenmesi, kemiğin onarımı ve kemiğin enine büyümesinde etkilidir. Tekrar ediyorum. Kemiğin enine kalınlaşması, kırılan kemiğin onarılması ve tabii ki kemiğin beslenmesinde de etkisi vardır arkadaşlar. Peki şimdi burada uzun kemiklerin yine süngerimsi kemiğin şurada arada epifiz plağı dediğimiz bir yer vardır. Epifiz plağı ise kemiklerin boyuna uzamasında etkilidir arkadaşlar. Şuradan kemikler burası epifiz plağından kemikler boyca uzarlar diyoruz. Yani boyumuzun uzaması epifiz plağıyla alakalıdır. Evet, uzun kemiklerin yapısı bundan ibaret arkadaşlar. Gelelim kısa kemiklere. Kısa kemikler dediğimizde bilek kemiklerimiz, el bilek kemiklerimiz ve ayak bilek kemiklerimiz kısa kemikler örnektir. Şurada gördüğünüz kemikler arkadaşlar. Bunların uzunlukları, genişlikleri, kalınlıkları birbirine yakın kemiklerdir. Buradan evet bilek kemikleri, bacak ve tarak kemikleri arasındaki ayak bilek kemikleri bunlara örnektir. Bu kısa kemiklerin dış kısımlarında sıkı kemik, iç kısımlarında ise süngerimsi kemik bulunur arkadaşlar. Biraz önce de söylemiştim. Yassı kemikler dediğimizde öncelikle aklımıza tabii ki kafatası kemiklerimiz. Mesela buradaki yan kafa, alın kemiğimiz, şakak kemiğimiz falan gelecektir. Kürek kemiğimiz arkadaşlar veya kaburgalarımız, kalça kemiğimiz bunlar yassı kemiklere örnektir. Tüm kemiklerde olduğu gibi kısa uzun kemiklerde olduğu gibi bunların da üzerinde periost bulunur. Bunun dışında tabii ki iç kısmında yine süngerimsi kemik ve kırmızı ilik boşluklarında bulunur. Dış kısmında ise sert kemik doku bulunur. Tekrar ediyorum. Sert kemik, sıkı kemik sadece uzun kemiklerde kemik iliği kanalı taşır ve sarı ilik içerir. Bütün sıkı kemik taşıyan yerlerde sarı ilik bulunmaz. Burada da yoktur. Düzensiz şekilli kemikler ise omurlar arkadaşlar. Omurgamızı oluşturan omurlardır. Belirgin şekilleri yoktur. Omurlar ve çene kemiklerimiz özellikle düzensiz şekilli kemiklere örnektir. Diğer kemiklerde olduğu gibi dıştan periyostla kemik zarıyla kaplıdır. İç tarafında süngerimsi kemik, dış tarafında ise yine sıkı kemik bulunur arkadaşlar. Evet, şimdi
İnsan iskeletine bakacak olursak, insanda arkadaşlar iskeleti üç kısımda inceleriz biz. Şuraya da yazacak olursak, insanda iskelet öncelikle baş iskeleti, gövde iskeleti ve üyeler iskeleti olmak üzere üç kısımda incelenir. Bebeklikte kemik sayımız yaklaşık 300 taneyken yetişkin hale geldiğimizde bu kemiklerin bazıları birbirleriyle kaynaşarak sayı azalır. 206, 207 gibi bir sayıya düşer arkadaşlar. Bakın burada iskeletimizi görüyorsunuz. Önden görünüşü ve arkadan görünüşü. Şimdi ben size burada bazı kemikleri tanıtmak istiyorum. Öncelikle bakın uzun kemiklere örnek verelim arkadaşlar. Şurada gördüğümüz kemik, bakın şuradaki kemik kazık kemiğidir. Yine burada gördüğümüz şu kemikler alt kısmında dirsek kemiği ve ön kol kemiği olmak üzere iki tane kemik vardır. Bakın burada ön kol kemiği ve dirsek kemiği ya da arka kol kemiği dediğimiz kemikler uzun kemiklerdir arkadaşlar. Bunun dışında uzun kemiklere örnek olarak bacaklarımızdan tabii ki örnek verebiliriz. Mesela şuradaki şu kemiğimiz uyluk kemiği, arkadaki bu baldır kemiği arkadaşlar, kaval kemiği bakın buradaki şu kemik kaval kemiği. Bunlar uzun kemiklerdir. Baldır kemiği, uyluk kemiği. Bunun dışında işte bu arka kol dediğimiz pazı kemiği falan. Bunlar arkadaşlar uzun kemikleri örnektir. Kısa kemikler demin de söyledim. Bakın şuradaki bilek kemiklerimiz kısa kemiklere örnektir. Yastık kemiklere örnek verelim. Mesela arkadaşlar şurada bizim göğüs kemiğimiz var. Bu göğüs kemiği kaburgalarımızın bağlı olduğu kemik. Kaburga kemiklerimiz, göğüs kemiklerimiz, bakın kürek kemiğimiz şuradaki. Bunlar yastık kemiklerdir. Kafatası kemiklerimiz yastık kemiklerdir. Leğen kemiği dediğimiz bakın burada görüyorsunuz. Şuradaki leğen kemiği buradaki bizim uyluk kemiğimize eklem yapar bu. Buradaki arkadaşlar kalça kemiği yine yassı kemiklere örnek olarak vereceğimiz kemiklerdir arkadaşlar. Şimdi biraz bu iskelet yapısından bahsedelim isterseniz. Öncelikle baş iskeletimiz kafatası ve yüz kemiklerinden oluşur. Baş iskeletinde sadece alt çene kemiğimiz hareketlidir. Bunu da zaten kendi vücudumuzdan biliriz. Alt çene kemiği dışındaki diğer kemiklerimiz hareketsizdir. Gövde iskeletinde neler vardır? Omurga vardır. 33 tane omurgan oluşur. Ve bu omurga içerisinde göğüs kemiği, kaburgaların bağlı olduğu kemik, kaburgalarımız vardır. Yaklaşık 24 adet, aslında yaklaşık değil, 24 adet kaburgamız vardır bizim. Omurga boyundan kuyruk sokumuna kadar devam eder arkadaşlar. Omurgamızı oluşturan ilk iki omur atlas ve eksen omurudur. Bu atlas ve eksen omurları başımızın hareketini sağlar. Yani omurgamızı oluşturan, baş iskeletini gövde iskeletine bağlayan ilk iki omur, atlas ve eksen omurları başımızın hareketini sağlar arkadaşlar. Evet, burada da ifade ediyoruz. Atlas, ikincisi eksen ve bunlar kaburgayla da omurgayla da bağlantılıdır. Kaburgalarımız 24 adet olup iç organlarımızı korur arkadaşlar. Kaburga kemikleri özellikle kaburga kemiklerinin iç kısmında biliyorsunuz bol miktarda kırmızı ilik var, süngerimsi kemik taşıdığı için kan yapımında en önemli kemiklerdendir kaburga kemiklerimiz. Bakın burada omurgamızı görüyoruz. Yine burada ben size birkaç bir şey söyleyeyim. Boyun omurlarımız ilk omur atlas ve eksen omurlarımız başımızın hareketini sağlar arkadaşlar. Sırt omurlarımız, bel omurlarımız sağrı ve kuyruk sokumu olarak ifade ediyoruz. Bunlar kaburgalarımız. Kaburgalar 24 adet. Bunların 7 tane 7 çifti ayrı ayrı göğüs kemiğine bağlıdır. 3 çifti birleşerek göğüs kemiğine bağlıdır. Son 2 çifti bakın bunlar yüzücü kaburgalar olarak ifade ettiğimiz uçları açıkta olan hareketimizi daha rahat sağlamamız için uçları göğüs kemiğine bağlanmamış olan yüzücü kaburgalarımızı görüyoruz. Toplam 24 adet 12 çift kaburgamız bulunur arkadaşlar. Üyeler iskeletine geldiğimizde yani kol ve bacaklara geldiğimizde arkadaşlar hemen size burada anlatayım. Bakın burada bir kol iskeletinde üst kısımda pazı kemiğini görüyoruz. Burada dirsek kemiğini görüyoruz arkadaşlar. Ön kol kemiği, bilek kemiklerimiz, el tarak kemiği ve el parmak kemiklerimizi görüyoruz. Yine burada da ayaklarımızda üst iki kemiğimiz, bacaklarımızda uyluk kemiği arkadaşlar. Arka tarafta baldır kemiği, ön kısımda çok dayanıklı bir kemik, kaval kemiğini görüyorsunuz. Diz kapalı kemiğini görüyorsunuz. Yine
Ayak bilek kemiklerimiz, tarak kemiğimiz ve parmak kemiklerimiz. Arkadaşlar iskeletimizde, üyeler iskeletinde kol ve bacaklarda toplam 120 kemik bulunur, sayı vermek gerekirse. 60'ı kollarımızda, 60'ı da bacaklarımızda olmak üzere toplamda 120 kemik bulunur arkadaşlar. Üyeler iskeletinden sonra arkadaşlar şunu da söylemek gerekiyor. Bu göğüs iskeletinde bir omuz kemerimiz, bir de kalça kemerimiz vardır. Omuz kemerinde köprücük kemiği, arkada ise kürek kemiği vardır. Yani omuz kemeri dediğimiz kemer, köprücük kemiği ve kürek kemiğiyle, köprücük kemiğini zaten biliyorsunuz arkadaşlar, köprücük kemiği ve kürek kemiğinin oluşturduğu yapıya biz omuz kemeri diyoruz. Kalça kemeri ise kalçamızda kalça kemiği dediğimiz leğen kemiği ve orta kısımda oturga dediğimiz ve çatı kemiği, üç tane kemiğin kaynaşmasından oluşur arkadaşlar. Buna da kalça kemeri diyoruz. Bakın kalça kemerinin iskeleti. Burada leğen kemiğini görüyorsunuz arkadaşlar. Şurada çatı kemiğini görüyorsunuz. Ve burada da oturga. Şu uyluk kemiği zaten. Bacağımızın üst kısmındaki uyluk kemiği. Uyluk kemiğiyle bakın gördüğünüz gibi ne yapıyor burada? Eklem oluşturuyor. Kalça kemeri. Evet. Şimdi kıkırdak dokuyu anlatalım. Kıkırdak doku hücrelerine kondrosit, ara maddeye kondrin denir. Kıkırdak doku arkadaşlar kılcal damar içermez. Kılcal damar içermediği için bağ doku etrafındaki bağ dokudan beslenir. Bağ dokunun kılcallarından beslenir difüzyonla. Bunu söylemek zorundayız. Kıkırdak dokunun kılcal damar içermemesi. Bu nedenle zedelenen kıkırdak dokunun onarımı da uzun sürer. Çünkü kılcal damar içermediği için beslenmesi biraz sıkıntılı. Bağ dokudan besleniyor arkadaşlar. Bunu söyleyelim. Kıkırdak doku ara maddesinde bulundurduğu liflerin yapısına göre 3 tiptir. Hiyalin kıkırdak, fibroz kıkırdak ve elastik kıkırdak olmak üzere 3 tip kıkırdak bulunur. Arkadaşlar hiyalin kıkırdak öncelikle omurgalıların embriyonik dönemde iskeletini oluşturan yapıdır. Yani bizim anne karnında iskeletimiz hiyalin kıkırdaktan oluşur. Bunun dışında hiyalin kıkırdak yetişkin bir insanda da vardır. Mesela kaburga uçlarında hiyalin kıkırdağı görüyoruz. Soluk borusunda görüyoruz arkadaşlar veya burunda görüyoruz. Bronşlarımızda, akciğerlerimizde görüyoruz. Bunun dışında kemiklerin eklem yerlerinde hiyalin kıkırdağı görüyoruz. Yani toparlayacak olursak hiyalin kıkırdak öncelikle embriyonik dönemde iskeletimizi oluşturur. Bunun dışında burnumuzda, soluk borumuzda, kaburga uçlarında arkadaşlar ve eklem yerlerinde de hiyalin kıkırdağı görebiliyoruz. Fibroz kıkırdağı geldiğimizde bol miktarda kolajen lif içeren bir kıkırdaktır. Fibroz kıkırdak. Öncelikle tabii ki gerilmeye basınca son derece dayanıklı bir kıkırdaktır. Fibroz kıkırdak özellikle omurlar arası disklerde, bunlar kıkırdak diskler, omurlarımız arasında bulunur. Bu disklerin kaymasıyla arkadaşlar bel fıtığı, boyun fıtığı dediğimiz durumlar ortaya çıkabilir. Evet, omurların arasında bulunduğunu söylüyoruz. Fibroz kıkırdağı özellikle kalça ve diz eklemleriyle köprücük kemiği eklemlerinde yani omuz kemerinde ve kalça kemerinde fibroz kıkırdak bulunur. Elastik kıkırdak deyince öncelikle tabii elastik lifler açısından son derece zengindir. Aklımıza kulaklarımız gelmeli, kulak kepçemiz, kulak yolu, hatta öteki borusunda da veya arkadaşlar gırtlak kapağı dediğimiz soluk borumuz ve yemek borumuzun açıldığı yutak var. O yutakta bir kapak vardır. Gırtlak kapağı, o epiglottis denir ona. O gırtlak kapağının da yapısı yine elastik kıkırdaktan oluşur arkadaşlar. Şimdi eklemlere gelirsek, eklem nedir? Eklem iki kemiğin birleşme yerlerine eklem denir. Eklemler hareketlerine göre üç kısımda incelenir. Oynamaz eklemler yani hareketsiz eklemler, yarı oynar yani yarı hareketli eklemler ve hareketli yani oynar eklemler olmak üzere üç kısımda incelenir. Oynamaz eklemler dediğimiz hareketsiz eklemlerdir. Bakın burada gördüğünüz gibi kafatası kemiklerimizde bulunan eklemlerdir arkadaşlar. Bunun dışında tabii ki kuyruk sokumunda falan yine
hareketsiz eklemler görülür. Bunlar testere dişi gibi birbirine geçmiştir. Hareketsiz eklemler deyince öncelikle aklımıza tabii ki kafatası kemiklerimiz gelmelidir. Şimdi diğer eklemlere de bakalım. Yarı hareketli ve hareketli eklemler, onları da anlatalım. Öncelikle yarı hareketli eklemler arkadaşlar, bunlar bükülme hareketine izin veren omurlarımız arasında bulunan eklemlerdir. Hareketleri sınırlıdır. Omurlar arasında gördüğünüz gibi yer oynar eklemler vardır. Oynar eklemler ise kol ve bacaklarımızda bulunan eklemlerdir arkadaşlar. Kolda pazı kemiğiyle en kol kemiği, bacakta ise uyluk kemiği ve kaval kemiği arasındaki eklemler oynar eklemlere örnektir. Ayrıca parmak kemiklerinin arasında da biliyorsunuz oynar eklemlerimiz bulunur. Yalnız burada bir eklem yapısından bahsetmemiz gerekir size. Oynar eklemde şöyle bir şekil çizelim. Karşımıza sorularda çıkacaktır çünkü. Şöyle almak istiyorum. Evet, şu iki tane kemik. Şimdi şurası ne demiştim? Süngerimsi kemik. İki uzun kemiğin kısmını görüyorsunuz burada. Burası süngerimsi kemik. Burasında arkadaşlar kıkırdak, uzun kemiklerin kısımlarında bu hiyalin kıkırdak eklem kıkırdağını da oluşturur. Sürtünmelerden dolayı aşınmayı engeller. Burada kıkırdak yapıyı görüyoruz arkadaşlar. Kıkırdak. Şurada biliyorsunuz epifiz plağı vardı. Epifiz plağı bu uzun kemik olduğu için kemikliği kanalını yine burada görürsünüz. Burada kemikleri kemiklere bağlayan eklem bağları vardır. Bunlara ligamentler de denir. Ligamentler kemikleri kemiklere bağlar arkadaşlar. Bir de burada bağ dokudan yapılan bu iki kemiği bağlayan bir eklem kapsülü vardır. Bu eklem kapsülünün içerisinde de eklem sıvısı bulunur arkadaşlar. Bu eklem sıvısı yumurta akına benzeyen bir sıvıdır ve kayganlık sağlayarak eklemin hareketini kolaylaştırır. İşte bu sıvıyı üreten öncelikle buradaki kapsülün iç kısmındaki eklem sinovial zar. Sinovial zar dediğimiz bir zar bulunur burada. Bu sinovial zar arkadaşlar bu sıvıyı üretir. Tamam mı? Bu yapının bütününe de biz ne diyoruz? Eklem kapsülü diyoruz. İşte bu sıvı üretilmezse, bu zar parçalanırsa ki anlatacağız. Menisküs mesela. Futbolcularda çok gözlenen bir hastalık, rahatsızlıktır. Eklem sıvısı üretilemez. Eklem sıvısı üretilemezse eklem kilitlenir ve tabii ki ne yapamaz? Hareketini kolay bir şekilde yapamaz arkadaşlar. Evet, eklemleri de bu şekilde konuşmuş oluyoruz. Nerelerde bulunduğunu görmemiz çok önemli. Yine iskelet üzerinde bir kere daha göstermek istiyorum size. Evet, bakın şimdi burada arkadaşlar hareketli eklemler, hareketsiz eklemler ve yarı hareketli eklemler. Şimdi öncelikle kafatası kemiklerimizde oynamaz eklemleri görüyoruz. Bakın burada arkadaşlar yine pazı kemiği ve buradaki dirsek kemiği, buralarda hareketli eklemler şunlar. Bakın burası hareketli eklemler, bunlar görüyorsunuz arkadaşlar. Yine şuralarda hareketli eklemler görüyorsunuz. Bacaklarımızda hareketli eklemler genellikle üyeler iskeletinde, kollarımız ve bacaklarımızda. Bakın uyluk kemiği, kaval kemiği görüyor musunuz? Kaval kemiği ve uyluk kemiği arasında hareketli eklemleri görüyorsunuz arkadaşlar. Evet, yine parmaklarımız biliyorsunuz hareket ettirebiliriz. Bunlar hareketli eklemlere örnektir. Hareketsiz eklemlere örnek olarak da tabii ki yarı hareketli eklemlere de bu omurlarımızın arasındaki diskler, bunlar da fibroz kıkırdaktan oluşuyordu. Arkadaşlar burada da yarı hareketli eklemleri görüyoruz. Evet, şimdi iskeletle ilgili öncelikle bunları söyledik. Şeyden de bahsetmemiz lazım. Kemik oluşumunu etkileyen bazı faktörler vardır. Ondan da bir bahsedelim isterseniz. Arkadaşlar, kemik oluşumunu etkileyen faktörlerin, bunu şöyle not alalım. Kemik oluşumunu etkileyen faktörler. Nelerdir bunlar? Öncelikle hormonlar arkadaşlar. Mesela STH dediğimiz sizin çok iyi bildiğiniz büyüme hormonu. Tiroksini alabiliriz arkadaşlar. Oksijen kullanımını ayarladığı için parathormon ve kalsitonini alabiliriz arkadaşlar. Parathormon ve kalsitonin çok iyi bildiğiniz gibi
kalsiyum fosfor dengesini sağlıyordu. İkisi birlikte çalışıyordu. Hatta ergenlik çağında eşeysel hormonlar da iskeletin gelişmesinde etkilidir. Bunun dışında hormonlardan başka mineralleri alabiliriz arkadaşlar. Tabii ki mineraller, özellikle kalsiyum, özellikle fosfor, magnezyum, bunlar kemik gelişmesinde, kemik oluşumunda son derece etkili faktörlerdir. Tabii ki vitaminleri alabiliriz arkadaşlar. Kemik oluşumunda vitaminlerin de çok etkisi vardır. Özellikle D vitamini, A vitamini, C vitamini, bu vitaminler kemik gelişiminde son derece önemli vitaminlerdir. Özellikle büyüme çağında arkadaşlar, tabii ki bu vitaminlerin ve bu minerallerin alınması son derece önemlidir. Tabii ki beslenmenize ne kadar dikkat ederseniz edin, genetik faktörlerin de önüne geçemezsiniz. Eğer kalıtsal yapınızda, genetik yapınızda çok uzun boy yoksa, çok çok iyi beslenseniz de çok çok uzun boya ulaşmamız çok mümkün olmaz. Çünkü genetik faktörler de kısıtlayıcı olabilir arkadaşlar. Evet, iskelet sistemini bu şekilde size anlattım. Kıkırdak dokuyu, kemik dokuyu, bu dokuların nerelerde bulunduğunu anlattım arkadaşlar. Kas sistemine öbür dersimizde devam edelim. Şimdilik dersimizi burada bitiriyoruz. Kendinize çok dikkat edin. Öbür derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.